Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. İkizler ve yükselen ikizler için Ocak ayında neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakıyoruz. Dışarıdan 3 tane müjdeli haberiniz, 4.'sü de yolda. Beklediğiniz haberler arasında. Uf. İkizler burcu. İkizler burcunun bol kısmetli bir ayı gözüküyor ama hani şey çabalayarak alıyorsunuz sanki illa dışarıdan elinize verilecek bir şey değil. Bir emeklerinizin karşılığında gelen bazı kısmetleriniz var 3 4 parça halinde. Sadece daha önceden gelmesi gerekenler daha yeni yeni geliyormuş gibi gözüküyor. Ee, sıkıntılı bir konuşmanız var dışarıdan 3 4 kişiyle. Belki de hayatınızdan çıkarmanız gerekecek. Belki de ortada anlaşamadığınız iki konu üzerinden e, sırtınızı dönebilirsiniz bu konuyla alakalı. Hayat ağacınızda değişiklik var arkadaşlar. Bu dönem son zamanlarda sıkıntı yaşayan ikizler burçlarının artık biraz daha rahat ayıracağı, bunun da umutları, belirtilere var. 2020'nin son 6 ayından itibaren her ne kadar ortalıkta hastalık meselesi olsa da ee, bazen fikren bile daha rahatlamış olan bir ikizler burcundan bahsediyorum ki her şey yavaş yavaş yoluna giriyor sizler için elinize attığınız her işte başarı sağlamanız mümkün ama zaman kısmında e, bazı olayların sadece zamana takıldığını göreceksiniz. Önünüzden e, ki e, süreci çok iyi planlamanız gerekiyor Planlama yapmazsanız sıkıntı yaşayacaksınız. Çünkü her şey birbirinin içine girmekle e, çok sınırda gözüküyor. Siz bir planlama yaptığınızda ikizler bucunun planlaması olduğu dahilde her yere yetişebilecek kapasitesi vardır. Şansınız dönmüş. Bu konuda şansınız e, tavus kuşunuz açılmış. Aynı zamanda bir de karga çıktı. Burada devlet kapısında olan bir işinizin aydınlığa çıkması gözüküyor. Devletle alakalı bir işten kısmet alacağınız gözüküyor. Bir düşmanınıza galip geleceksiniz, etrafınızda sarılan o düşmanınızın etkisi altında olan aile bağlarınızdan birkaç kişiyle de tekrar bir araya gelmeniz söz konusu. Son zamanlarda bir ziyaret yeri gibi bir e, inanç, dini inançlarınızın kabul ettiği bir tapınak gibi bir başka bir şey gibi düşünün o şekilde bir adak adamışsınız. O adanızın gerçekleştiğini son zamanlarda yapmayamış olabilirsiniz ama daha öncesinde böyle bir yerde ettiğiniz duanın veya yaptığınız ibadetin karşılığında size verilecek olan bir kısmet var. Bu kısmetin zamanı gelmiş gözüküyor. Bir başka kişiden yardım göreceksiniz. Hayatınızda kalıplaşmış bir kişi baba olarak gördüğünüz Öz babanız olmasa da baba figürü olarak gördüğünüz bir erkekten size yardım geliyor. Ee, bunun Bu kişiyle kan bağınız yok. Gerçek babanız değil ama size daha öncesinde de şimdi de, de yardımda bulunacak bir kişi zarar görmeyeceğiniz bir erkek anlamında bir şey söylüyorum. Bunu bayan veya erkek olarak söylemiyorum arkadaşlar. Bazen yorumlara diyorsunuz sadece bayanlara bakıyorsunuz? Hayır. Kişisel olarak bakmıyorum. O yüzden bayan veya erkek değil sadece hayatınızda yer alacak baba figürü şeklinde olan bir erkekten yardım göreceğiniz anlamında söylüyorum. Sizden dışarıda bir yerde bir ye, eve yangın düşmüş gibi. Burada sanki daha önce size yapılan bir haksızlığın karşılığında o kişilerin yaşadığı sizin dualarınızın kabul olduğu ya da beddualarınızın kabul olduğu anlamında bir şey olacak yüreğiniz ferahlayacak mı desem çok da ferahlamayacak. İnsanların yaşadığı acılara da üzülen bir yapınız var. Fakat insanların karması gereği neler yaşadıklarını da görmek ki yüreğinize bir nebze olsun su serpebilir. Böyle bir duyumda alacaksınız. Bu biraz sizi sarsacak gibi gözüküyor. Evet kalben bazı kısımlarda sıkıntılar yaşıyorsunuz. Karşınızdaki kişiden Aşk anlamında tam olarak beklediklerinizi bulamasanız da aşkta da, hayat konusunda bazı konularda sıkıntılar yaşasanız da bu dönemde aşk eğer hayatınızda bir kişi varsa sevdiğiniz bir kişiyle yeniden belki bazı duyguları e, daha güzel noktaları taşıyabilirsiniz. Eğer hayatında birisi yok yeni birisi e, girecek mi sorusunun cevabı ise evet girecek ve bu aile onaylı bir şekilde girecek. Arkadaş onaylı da olabilir ama yani bir başkasının desteğiyle hayatınıza girecek bir kişiden bahsediyorum. Balıklarınız var, kısmetleriniz var siz de görüyorsunuzdur ama bir masa başında bir anlaşma var. Siz bu anlaşmayı yapmak istemiyorsunuz. Burada da evet sonucunda bir sıkıntı var. Muhtemelen de anlaşmayı yapmadan kalkacaksınız buradan. Ee, anlaşmayı yaparsanız da sıkıntı gözüküyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim bu işte olabilir özel hayatta olabilir resmi dairede bir işte bir mahkemenizde veya başka bir şeyde olabilir ama bu anlaşma size sıkıntı verecek olarak gözüküyor ee, bu dönemde rüyanızda değişiklikler var ee, bu rüyalarınızda dikkat etmeniz gereken iki tane nokta var iki kişiyi özellikle çok fazla göreceksiniz bu iki kişi konusunun birisinde uyarı varken birisinde de onay olacak. O yüzden rüyalarınız konusunda biraz daha dikkatli davranınız derim ben. Çok özlediğiniz, uzun zamandır beri göremediğiniz yurt dışından gelecek bir kişiyle kavuşmanız var arkadaşlar. Çok sevineceksiniz. Uzun zamandır beri hasret gidereceğiniz bir konunuz var bu konuyla alakalı. Evet hanenizin içi temiz. Sıkıntı gözükmüyor insanlarla olan ilişkileriniz belli bir rayına oturmuş. Belli bir mesafeye bırakmışsınız. Belki de daha iyi olmuş bu durum. Çünkü içiniz kanamıyor artık eskisi gibi. Evinizin çatısının içerisinde bir sıkıntı var ama maddi anlamda bir sıkıntı var. O da kısa süre içerisinde hallolacak. Yani Ocak ayının biraz sıkıntılı geçirebilirsiniz ama daha sonrasında açılacak olarak gözüküyor bir ev değişikliğiniz var arkadaşlar taşınmak gibi bir şey düşünebilirsiniz aldığınız eve uzun zamandır beri taşınamamışsınızdır ancak yeni taşınacaksınız ama böyle bir anahtar daha önceden planlanmış bir şekilde gözüküyor bu balıklarınız kısmetleriniz var bunun iki parçası dışarıya gidecek bir parçası yine hanenin içerisinde kalacak bir konuda yatırım yapacaksınız ileriye dönük bir konudaki yatırımınızın daha değerleneceğini, o konuda şanslı olacağınızı da söyleyebilirim. Bir, bir kısmetin yapısı oluşuyor şu an. Sonrasında daha büyük kısmete sebep olacak bu. Evet. İkizler Burcu'nun dilek kapılarında Biraz engelleme var ama şöyle bir şey söyleyeyim. Burada bir anahtar da gözüküyor. Bir de balık gözüküyor. Dışarıdan bir kişiden de destek alacağınız gözüküyor bu konuda. Ee, bence iyiye yorulabilir bu. Ama siz ne kadar şey sorarsınız Bana kalırsa bu iyi. Çünkü dışarıdan da destek görecek. Hiç beklemediğiniz bir kişiden telefon alacaksınız. Ya da hiç tanımadığınız bir kişinin desteğini göreceksiniz. Bunun ikisinin arasında gidip geliyorum ben. Çünkü sevineceğiniz bir haber çıktı. Bir insan tarafından sevineceğiniz bir haber alacaksınız arkadaşlar. Evet. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ocak ayı size şansınıza baktığınızda sağlığınıza iyi gelir inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.